Hepinize iyi akşamlar. Tekirdağ'ın Banarlı mahallesindeyiz. Çiftçilerle sohbete geldik. Onlar ne yapıyor? Ne durumdalar? Yani ne yaparsa daha iyi olur. Onlara böyle konuşacağız. Hayvancılığı ne durumda? Bölgenin, Tekirdağ'ın insanı ne durumda? Bunun için ilk programımız inşallah iyi bir sohbet olur. İyi sohbetler yaparız. İlk önce Tarım Kredi Müdürümüzden başlayalım. Müdürüm, ilk önce siz başlayın isterseniz. Bölgenin durumu nasıldır? Çiftçimizin durumu burada, köyümüzde. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Banarlı Tarım Kredi Müdürü Sami Sevinç. 3 yıl oldu burayı gene rotasyondan sonra. Çiftçinin her türlü girdilerini başta mazot, gübre, tohum, ilaç, yem, zirai mücadele, zirai alet ve makine olmak üzere bütün girdilerini karşılamak için buradayız. Bölgede durumlar nasıl? Yani hayvancılık mı yoğun? Kaç dekar alanımız var köyde? Bize bağlı olarak 5 köye hizmet etmekteyiz. Osmanlı, Demirli, Bıyıkali, Karacamurat ve Banarlı. Yaklaşık 380 faal ortağımız var. Bununla beraber bütün zirai girdilerini karşılıyoruz. Tabii ki çiftçilerin kendilerine göre sıkıntıları vardır muhakkak. Yani bölgede ürün olarak ne var? Buğday mı var, ayçiği mi var? İşte onlar yani ne çok? Bölgede genellikle buğday ve ayçiği başta evet. Olmak üzere hayvancılık çok olduğundan dolayı silajlık, mısır ekimi var. Osmanlı köyünde biraz fazla kanola mevcut. Osmanlı doğru buraya bağlı. Sana bağlı. Tamam. Nazım abi. Herkes kendi duygularını, düşüncelerini paylaşsın. Bunun herhangi bir konu üzerine yok yani. Ben Banarlı Mahallesi'nden Nazım Öz. Çiftçilik yapmaktayız. Zor şartlar altında mücadelemizi veriyoruz. Köyümüze, beldemize, mahallemize geldiğiniz için, dertlerimizi dinlediğiniz için, sorunlarımızı açtığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Biz de işte hayvancılık, ufak da olsa bahçe işleri, işte bunun yanında da çiftçilik yaparaktan geçimimizi sağlıyoruz. Bölgede sıkıntı ne Nazım abi? Yani sıkıntı... Bölgede... Benim gördüğüm tarlanın ufak olması mesela. Bölgede evet, parçalar, bizim tarlalarımız öyle parçalı, çok büyük yerlerimiz yok ama... Yani... Çiftçilik her geçen gün daha geri doğru gidiyor. Girdiler daha yükseliyor. Üretim zorlaşıyor. İşte iki gün önce yağan bir yağmur. Yağmurdan sonra işte belli buğdayların toludan sonra gördüğü zararlar. Yağmurun hızlı yağmasından dolayı ayçiçekleri çıkmıştı. Ayçiçeklerinden kopuklar var. Tekrar ekim olacak zannediyorum. Evet, öyle. İşte bir hafta kadar beklenecek. İşte böyle sıkıntılarımız da var. Yani kazançlar zorlaşıyor. Genç çiftçiler yok. Evet. İşler hep yani 50 yaşının üzerinde, 60 yaşının üzerinde kişilere kalıyor. Çiftçilik yavaş yavaş tükeniyor gibi geliyor bana. Köyde hayvancılık nasıl? Hayvancılıkta ne yapılabilir sence? Hayvancılık da çok fazla değil. Hayvancılık herkesin 3'er 5'er tane var. Öyle toplu üretim yani çiftlik bazında yok desek yalan olmaz. Yani 1-2 kişi de var. 40-50 kişilik 50 baş hayvanı olanlar var işte. Tabii toplu olmadığı için de sıkıntılı. Yani üretim sıkıntılı. Yem girdileri ister istemez farklı oluyor, fazla oluyor. Her şey satına dönüyor. İşte bir silaj üretimi var buralarda. Köylü toplu halde mesela şey yapamaz mı? Toplu sahan falan yapamaz mı? Olmaz mı? Bu köyde hayal mi? Ben bu köyü görüyorum. Onların da belli sıkıntılar var. Sadece öyle yani toplu yapmakta başarılı olamadı yani buradaki dolay köylerimizde olmadı, de var. Olamadılar tabii. Yani onların da akşam sabah gidip gelmeleri gerekiyor. Onlardan belli hastalıklar kapıyorlar. Yani benim hayvanımdaki değilim dezenfekte edilmiş. Fakat işte başka bir hayvandan mikrop bulaşıyor. Tedavi etmesi zorlaşıyor. Yani ben hiç o hastalığa bulaştırmamışım bir hayvana. Oradan mikrop kapıyor. Yani. Hala var mı? Korkma bir şey.
Banarlı Mahallesi'nden Halil Yılmaz. Ufak da olsa çiftçilik yapmaktayız. Ayçiçeği ve buğday tarımıyla uğraşıyoruz. Girdilerimiz pahalı. Buğday 2-3 sene oldu aynı fiyatta yani. Fiyatlar çok düşük. Mazot pahalı. Gübre öyle desen. Yani bizim yani para kazanamıyoruz. Tamam Ali abi. Söyleyeceğim teşekkür bu kadar. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Mustafa abi. Tamam. İsmim tamam. Mustafa Aküz. Banarlı Mahallesi'nde yaşıyorum. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çiftçiliğimiz ufak, hayvancılığımız da bunun yanı sıra destek olsun diye hayvancılık yapıyoruz. Yavuz gel sen çıkar hadi Yavuz. Hayvancılığımız çiftçiliğin en büyük sıkıntılarından, hayvancılığın en büyük sıkıntılarından bir tanesi hiç tatili yoktur. Hiçbir gün tatili yapamazsın. Ne cenazen olur, ne düğünün olur, ne bayramın olur. Böyle olduktan sonra sosyal faaliyetin hiç olmuyor. Artı bu çiftçiliğin girdileri her zaman her geçen gün yükseliyor. Kar marjı düşüyor. Mahallemizde genç çiftçi olarak sayılı arkadaşlarımız kaldı. Çok nadir arkadaşlarımız hayvancılık yapıyor köyde. Çiftçilik yapıyor. Böyle para kazanmadığımızdan dolayı da Tekirdağ Büyükşehir'e insanlarımız göç ediyor. Köyümüz her geçen gün azalıyor mahallemiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Çiftçi TV'ye bize geldiği için, bu kahve sohbetini yaptığı için teşekkür ediyorum. Ben Banarlı Mahallesi'nden İrfan Tufan. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ayçiçek, buğday falan ekiyoruz işte. Geçen gün yağmur yağdı. Yağmurda doldu, epey zarar oldu. Daha başka köylerde zarar daha çok. O bölgenin hani afet bölgesine almasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Bizim de bazı tarlalarımız orada zarar gördü. Ne kadar olan İrfan? Benim 20 dönüm vardı İrfan Bey. 20 dönüm. Olduğu dönüm. Gibi gitti mi? Gitti. Milden mi gitti? Neyden gitti? Yok. Yani, kuvvetli dolu yağdığı için. Şey yani toprak kuvvetli mı kaydı, kırıldı mı? Toprak kaydı, kırıldı tamamen. Hani afet bölgesi yani siz de çekim yapmışsınız, görmüşsünüz. Evet, biz hani tabii. Gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür evet, ederiz yani. Evet. Şimdi şey, tarım müdüründen gelen oldu mu bununla ilgili? Bir lehçe geldi mi geldi, size? Vali Bey geldi daha ilk sabahsı. Hı. Vali Bey, tarım il müdürü. Tekirdağ Tarsim genel müdürü. Onlar geldiler hani afet bölgesi falan. Artık ilan edilir mi? İnşallah edilir yani. Ayçiçek boyu ne kadardı? Ayçiçek 4 yaprak civarında. Daha yeniydi. Tabii, yeni daha çıkmıştı. Yeni. Geçmiş olsun. Çünkü bir uğur versek. Uğur bir konuşsun. Osmanlı Mahallesi Uğur Önbey. Burada misafir bulunmaktayım. Bütün arkadaşlar gibi biz de çiftçilik yapmaktayız ama çiftçilik gerçekten zor bir meslek haline geldi. Efendime söyleyeyim, biz çocukluğumuzda, delikanlığımızda bu mesleğe, bu işe hevesli soyunduk ama benim gibi çok kişi pişmandır. Bir köylü olarak, bir çiftçi olarak kaldığından. Ama yine de bizim mesleğimizi severek yapıyoruz. Girdilerimiz yüksek, kazançlarımız evet, düşük. Düşük. Bir de böyle doğal afetler olduğu zaman. Var mı Osmanlı'da? Osmanlı'nın belirli bir mevkisinde var. Bazı evet, arkadaşlarımız bayağı bir zarar gördü ama bizim komşu köylerimizde daha büyük bir zararlar daha var. Daha büyük, tamam. %100'lük zararlar var. Evet. Burada da çok kişinin yeri sigortalı zaten. Evet. Ama eksperlerin insafına kalmış bir şey. Evet. Onların yani gerçekten düzgünce bir eleme yapmasını istiyorum. Sizin köyde de tarım aynı, biraz da hayvancılık az değil mi? Öyle biliyorum. Bizim bu Banarlı'ya göre hayvancılığımız azdır, evet, nüfusumuz da azdır nüfusu, bizim. Anladım. Nüfusumuz da azdır. Alan fazla mı? Alanımız aynı, yok Banarlı'nın daha fazladır. Ekim alanı. Ekim alanı daha fazladır. Ekim alanı daha fazladır. Ama dediğim gibi zor şartlar sizin altında herkes çiftçilik şey, yapmak. Çok bir yer aldı. İlk önce bizim köyle başladı Tekirdağ evet, genelinde evet, ama Banarlı'da da yeri var sanırsam Nazım abi. Ama bizim köyde çoğunlukta yeri var. Sizin köyde kaç kadar yeri var? Bildiğim kadarıyla 3000-3500 arası 3500. Bir yeri var. Tam net konuşamayacağım ama. Evet. Bir de bu
böyle şirketler bizim gibi küçük çiftçilere büyük sekte vurmakta. Evet. Bilmem anlayan var mı, anlatabiliyor muyum? Onlar nasıl iyi verim alabiliyor mu? Verim abi, şimdi pek alamıyorlar. Neden alamıyorlar? Evet. İşlerini taşeron firmalara yaptırıyorlar. Yerleri çok, parça. Ekilmedik yer bile kalıyor. Anladım. Biçilmedik yer kalıyor. Bilmiyorlar tarlalarını. Bence ekonomiye iyi dönmüyor bu iş. Kamu malına zarardır abi, bence, bana sorarsan. Bence öyle yani. Yani el konulması gereken bir işiz aslında bence. Devletin yanlış politikası. Çiftçi olmayana tarla alımını yasaklayacaksın bana göre. Evet. Organikle daha hiç alakası yok yani. Onlar organik, organik olarak yani. İsim organik koymuşlar şey ama. Organik yetiştirdikleri de yok yani. Yok, yok. Yani. Buğday çekiyor değil mi? Başka bir şey yok. Buğday, ayçiçeği. Yani gelişi güzel. Düzeni bozuk bir sistemleri var yani. Şimdi kimsenin de gücüne gitmesin bu ama. Tabii yok, ilk önce sizin köyde başladı Trakya'da, biliyorum. Evet, onun için evet. Diyorum yani. En çok ekim alır. Evet. Ya şimdi mesela efendime söyleyeyim, bir abimiz diyelim tarla alacak. Azıcık para biriktirmiş. Bir 20 dönüm tarla alayım da fazlalaştırayım diye. Ama bu şirket karşısında dayanamıyor ki. Gücü yetmiyor. Mesela ihaleler oluyor. İzale şuradan satışlar oluyor. Evet. Bu şirket giriyor. Evet. Ben efendime söyleyeyim, ailemin tarlası deyip alacağım ama bunun karşısında kimin gücü yeter? Hepimiz toplansak biz bununla baş edemeyiz. Baş edemeyiz. Böyle, bu da bizim için bir sorundur yani. Hayvancılık sizde var mı kendinizde? Benim kendimde hayvanım yok. Yok, anladım. Yetişmedik o işin içine ama yapan evet. Arkadaşlarımız var. Bu işten memnun olanlar da var, memnun olmayanlar da var. Anladım. Ben pek anlamam hayvanları ama anladım. Onların da başarılı olmasını isterim yani gönülden. Yani bölgede değişim şart. Bir değişecek mi o şeyi görüyor. Biraz şimdi bir de bizim sorunumuz yani. Birlik olmamamız. Evet. Bizim köyümüzde bir köy kalkınma kooperatifi kuruldu. Bu hayvancılık amaç üzerine kurdular onu. İşte ne bileyim böyle yönetimi oldu, denetimi oldu. Bayağı bir üye toplandı. Tabii biz hayvancılık dışındayız ya, biz girmedik bu işlere ama canı gönülden desteğimiz var onlara. İşte bunların amaçları köy kenarında büyük bir işletme kurmaktı. İşte süt sağım merkezi kurmaktı ama kahvede toplanamadılar ki bu işler yapılsın yani. Kahvede olmadı diyorsun yani. Tabii olmadı. Bizim sorunumuz bir o de birlik şey. Olmamak yani. O bu köyde de vardır o iş. Oymuş. Yani şimdi ben mesela burada hemen dibinizde adam elma işi yapıyor. Elma yapamaz mı bu köy ya mesela? Yapabilir. Abi yapabilir ama o da güç isteyen bir meslek yani. Yani kim iki dekarla başlasın Uğur yani. Üç i̇ki dekarla başlasın ama tatmin etmez be abi. Ne bileyim yani, en azından başlangıç olur dedi diyorum yani. Sonra bak şimdi. Ne güzel. Ne güzel bakış. Başladık. 8 yıl ben kiraz işi yaptım. Tamam. Tarım İl Müdürlüğü'nden kiraz fidanlarını aldık. Tamam. Pardon. 8 yılda kendimizi yiyecek kadar kirazımız olmadı. Bağcılık araştırmadan kirazları siyah poşetlerde getirdik eve, kimse görmesin diye. Çünkü bir firmanın mal yapmayacak hastalıklı kiraz fidanlarını sadece bize değil, Şarköy, Hoşköy, Kumba, Barbaros, oralara da dağıtmışlar. Ben dağıttı. Gelen milletvekillerine de vali beye de burada hep şikayetçi oldum. Tarım ilçeden gelen arkadaşlar belli şeyler dediler, işte ya mantar hastalığı yapmış, yok işte sen döllemeyi düzgün kurmamış falan. Hepsi aslında hikayeydi bunlar ve sonunda da söktük. Sonra elmayla armuda döndük. Elmayla armut 4-5 sene sürdü mücadele onunla da. 4-5 sene sonra baktık o da olmayacak çünkü az yetiştiriyoruz ya. Evet. Az yetiştirdiğimiz için onun da tabii işte soğuk hava deposu lazım, ilaçlama lazım, saklama yerin lazım. Evet. Kime vereceğiz? Kimseye veremedik onu da. O da kaldı. O da kaldı. Sonra cevize çevirdik. Baktık olmayacak, cevizleri de söktük. Yani tekrar tarlaya çevirdik. Tarlaya çevirdik. Bir 12 sene mücadele ettik yani. Bir de bizim bölge olarak herhalde bu meyvacılığa pek uygun bir yerde yok, değiliz yani. Şey sizin birisi yapıyor ya, Sayın Bey'di galiba. Evet, Adas yapıyor. Onun için yani. Dedim yani. Evet. O şey diye. Başarıyor herhalde. Başarılı. 6-7 yıl oldu herhalde değil mi? O, belki fazla. Olmuştur ya. Kurdu. Daha fazla mühendisleri şey var. Hepsi var yani. Dışarıdan da. Dışarıdan danışma var galiba. Tabii danışma var bir şey. Bir devam edelim istersen. Hayırlı akşamlar. Ben Banarlı sakinlerinden Hasan Tulu. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Kendi işimizle meşgulüz. Bu yayını burada yaptığınız için Çiftçi TV'ye teşekkürler ediyoruz. Doğal afetlerden dolayı Tarsim'den sıkıntılarımız var.
Bu sene bizim bölgemizde pek buğdaylarımızda zarar yok ama geçen sene bölgemizde zararlar vardı. Tarsim bunlarla fazla bir ödeme yapmadı yani. Evet. İşin açığını konuşmak gerekirse. Geçen sene tabii Tarsim galiba %16 altını ödemiyor zaten. Oranın da %12 verdi. Bir şey vermedi herhalde. Yok. İlk günü geldiğinde %45 verdi. İkinci günü %30'a düştü. Üçüncü günü %20. Dördüncü günü hiçbir şey yok. Yani eksperler kendi mesela ortaca mevkiinde sınırımızda bir yerimiz vardı bizim. Bizim buraya gelen eksper ilk günü geldiğinde sınır tarlalarımız bizimki Ortaca mahallesine kalıyor. O öbürki arkadaşın ki bizim köy meresine kaldığını ha. Ona %45 verdi. Benim 3 gün sonra gelen eksperler bana %20 verdi. Evet. Aynı zarar. Yani şimdi size birbirine... iyi bizim Ayrevol'da %10, %12 verdi hiç. Almadı kimse bir şey yani. Kanada'dan aldılar ama bu da hiç ver almadı. Yani bu yönde Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları olsun yani çiftçinin birlikleri hiçbir çiftçiye destek yani olmadı. Tarsim'den memnun değiliz yani öyle mi? Ya Tarsim'den böyle olunca memnun kalmıyor insanlar yani. Bu sene yaptırdı mı Tarsim? İnsanların kredi borçları olduğunda biraz da mecbur tutuyorlar. Mecburiyetten biraz yaptırdık yani. Ama gönüllü olarak mı yaptırıyoruz? Gönüllü olarak değil yani. Ha, Ziraat Bankası'ndan kredi kullandığı Ziraat Bankası'ndan kredilerimiz oluyor. Çiftçi kredilerimiz, hayvancılık için. Kredilerimiz var. Ondan dolayı mecbur tutuyorlar biraz. Zaten şimdi galiba yeşil site sıkıntı o. Çoğu kişi yaptırmamış. Yaptırmayınca da herkes bir şeyde yani ne yapacağız, ne edeceğiz. O tarihte 1 Mayıs'tı ya en son tarih. 1 Mayıs'tan sonra oldu bu. 11 Mayıs son tarih olması lazım. Yok 1 Mayıs. Kanala 1 Mayıs. 1 Mayıs ha kanala. Buğday 11. 11 Mayıs. Mayıs. Ha tamam. Neyse. 10 gün içinde. Ha 10 gün. Ha o da 7 güne düştü. Öyle mi? 7 güne düştü. Yani geçen yıl 10 gündü. Bu sene 7 güne düştü. 7 gün. Yani çoğu kişide yeşil sitede galiba şimdi şey de yok. Ya sigorta yok. Sigorta olmayınca buna devlet de herhangi bir şey yapmıyor. Sigortayı tamam. Mecbur kılıyorlar. Ha. Tamam. Şey benim abi buyurun abi. Yani Banarlı Mahallesi'nden Vedat hissediyorsan, Duyar. Ne düşünüyorsanız problem yok yani tamam mı? Rahat olun. Çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yalnız işte bu birlikler bize destek olmuyor. En büyük sorun bu. Birlikler bizim sırtımızdan para kazanıyor. Ama geri dönüş yok. Geçenlerde süt birliği hayvan verelim, hayvan verelim. Gittik hayvan alma. Tarlan az. Bütün girdileri bizden alacaksın, yemi bizden alacaksın, sılaşı bizden alacaksın, samanı bizden alacaksın. Dışarıda 600... Hayvanın sütünde o sağacak. Yani bizi... Yok yani, o sağacak yani. Açıkçası yani, demiyorlar biz köle arıyoruz kendimize, siz çalışın biz yiyelim diye. Baktık olacak gibi değil. Dışarıda özel sektörde yem 64 kuruş, birliklerde... 1 lira. Nasıl olacak bu iş? Yani bu çiftçinin arkasında hiçbiri durmuyor. Ancak aidatı alıyorlar. Antalya'da, dışarıda, orada, burada gezmesini biliyorlar. Bak çiftçi TV var abi burada şimdi inşallah. Yani, inşallah. Bu iş... Bunu anlatın diye burada inşallah. Yani bizim sırtımızdan para kazanıyorlar. Gittiğin, affedersin, yani birliklerde çalışanlar... Ne bileyim bize şey gibi bakıyorlar ya. Köle gibi bakıyorlar. Teşekkür ederim. Sade süt birliğin böyle hepsi mi böyle? Çoğu birlikler böyle. Çiftçinin hangi birliği var? Bütün birlikler böyle abi. Hangi hepsi birliği böyle. Var çiftçinin evet. Arkasında duruyor? Çiftçinin bütün birlikleri böyle. Süt birliği olsun, et birliği olsun, yağ tohumları olsun, tarım kredisi olsun hepsi aynı yani. Müdür de olsun fark etme yani. Müdürün yapacağı bir şey yok yani. Müdürün elinde olsa belki yapabilir de evet. Onun elinde bir şey yok yani. Evet. Ben Banarlı Mahallesi'nden Ruhi Öz. Tarım hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani çiftçinin süspansiyelerinin biraz daha artılmasını talep ediyoruz biz de. Çünkü birkaç yıldır çiftçiye verilen destekler gerçekten az. Bunların artırılarak ve tarım üzerine olan, tarım il müdürlüğünde olan danışmanların, bizlere öncülük yapacak insanların büro eleman olarak çalışmalarını değil de sahalara inip çiftçiyle daha bilgilerini paylaşmalarını, çiftçiye bilgilerini aktarmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi geçen hafta hayvancılıkla ilgili bir girişim yaptık. Buyurun.
size de burada paylaşayım. Şimdi siz hayvanınıza, kendi hayvanınıza verdiğiniz ürünün desteğini alamıyorsunuz, prim desteğini. Yani 20 dekar arpa ekiyorsunuz, arpanın desteğini de size vermiyor prim desteğini. Öyle değil mi? Evet, evet. Ha, öyle değil mi? Tamam. Fatura gerekti. Tabii hayvan da size müstahsız kesemediği için, fişte veremiyor. Fişte veremediği için böyle sıkıntınız var. Bununla ilgili bakanlıktan, genel müdürden ben Çağsım adına bir iş yaptım geçen hafta. Perşembe günü randevu aldık, gittik. Dedim ki 3 tane konu var dedim, bir tanesi de bu. Dedik köylü kendi hayvanına verdiği ürünün prim desteğini almalı. Nasıl yapacağız bunu? Ya bu adamın bütün kayıt sende var. Böyle bir sistem kurdu. Bayağı sıcak baktılar. Bakanlıkta genel müdürün çoğu bunun farkında bile değilmiş. İlginç bir durum oldu. Dedim ki ya bunu sen yaparsan bu millet soya eker. Soya ekerse senin soya ithalatın azalır. Hayvanına yem olarak döner. Ekonomine gayri safi milli açığının azalması olarak döner gibi bir şey söyledik. Bayağı bir sıcak baktılar. İnşallah iyi bir haber olur yani. Göreceğiz. Yani inşallah. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Ramazan Ereti. Çiftçi TV'de teşekkür ederiz. Ben kendim tarım ve hayvancılık malzemeleri satan bir şirkette çalışıyorum, özel bir şirkette. Hı. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılıkla da uğraşıyorum. Yani ben buradaki abilerimin, büyüklerimin, arkadaşlarımın tamamen ortak görüşüdür. Başka bir bölgelere gittiğinizde de aynı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Birliklerle bazında sıkıntılar, ben koyun keçi birliğine üyeyim. Bakın yani devlet politikalarında tarım ve hayvancılıkta sıkıntı tamam var. Devletlerin, Allah devletimize zaval vermesin, belli destekler veriyor ama sahada Trakya'daki tarımla Ege'deki tarım, Anadolu'daki, Doğu Anadolu'daki tarım aynı değil. Bilir kişilerin gelip buralara bu insanları ne ekiyor, ne biçiyor, ne şekilde hangi ürünü ekerse, nasıl bir kredi verilirse daha faydalı olur. Bu şekilde sahaya inip de o şekilde yatırımlar yapmasına insanları teşvik etmeleri lazım. Sadece burada değil, birçok yerde günümüz şartlarından dolayı sürekli göç veriliyor şehirlere. Yani tarımla, mesela ufak bir örnek vereyim. Mesela bir ailenin bir kız evladı, bir erkek evladı var. Kızını şehire, çocuğuna köye, mahalleye alsın istiyor yani. Bu denklem de bozukluğundan dolayı birçok arkadaşım zor evlendi, ben dahil. Evlenemeyen arkadaşlar da var. Tarımla uğraşmak güzel ama gelir düzeyleri sıkıntılı olunca bu sefer insanlar fabrikaya gidiyor. Bir de kızlar da köye gelmiyor galiba şimdi. Tabii ki de. Yani bir de sosyal, evet. Sosyal faaliyetten bahsetti ya abim. Yani evet. Sosyal imkanlarda da biraz sıkıntı oluyor. Bu köyde yetişmiş bir kız olması lazım. Şehirden zaten tabii, gelmiş. Aynen. Ben koyun keçi birliğine üyeyim. Az önce yarım bıraktım konuyu. Evet. Bakın şimdi TSK ile bir anlaşma yaptı devlet. Tam içeriğini bilmiyorum. Şu anda mesela sadece perşembe günleri koyun alınmaya başlandı ama ben çok aktifim bu konuda ama ben bile bilmiyorum yani bunun birlikler bazında abilerin dediği gibi ya bir birlik yani birlikler tamamen çiftçiye sağlıklı bilgiler ulaştırması lazım. Yani onun sorunlarını taşıması lazım. Burada birçok kişinin haberi yok. Mesela Maria diye adlandırdığımız koyunlar bunlar 300 lira. Yani neyse rakamı önemlidir. Ucuz giderler. Bu şekilde olduğu zaman birazcık bu piyasa artar. Evet. Yani hayvancılıkla ilgili ne derler abicim? Borsa. Hayvancılık borsası bizim burada yok. Hayvancılık borsası olsa tamamen biz şimdi ne yapıyoruz? Cambazların eline bakıyoruz. Yani hayvancılık borsası olması lazım ki bu şekilde teşvikler olsun. İnsanların malları değerlensin. Şimdi biz şey merak ediyoruz. Mesela biz kendi adımızda Ziraat Mühendisliği Odası'na üyeyiz. Tohumcular Birliği'ne üyeyiz. Onlar yeni bir mevzuat çıktığında, yeni bir kanun çıktığında bize görüş soruyorlar. Size görüş soran var mı bu konuda birliklerden? Yani bir kanun çıkacak. Yani işte yok bırakın bu, kanunlu olan faaliyetten bile mesela insanların haberi yok. İşte onu diyorum yani. Şimdi sen bir görüş ver. Mesela ben geçen Ankara'da bile karşılaştım. Adam çok güzel proje sordum. Dedi ki damızlığa danaya destek vermeyecek, ineğe vereceksin dedi. İneğe verince dan olur dedi. Türkiye'ye sıkıntı ineğe destek verilmemesi. İneğe verilsin dedi, dana çoğalacak. Ama sen anaya destek vermezsen çocuk olmaz dedi. Sen çocuğa veriyorsun, anaya vermeyin dedi. Bak, ufak bir dokunuş. Ama işi çözme. İneğe destek ver dedi, çocuğu çöz. Sen anasını kestiriyorsun, çocuğa destek veriyorsun. Gibi. Yani sizden görüş alsalar, bunlar belki yani benim az önce başta dediğim gibi sahaya inip
Oradaki çiftçinin hayvancılıkla veya tarımla ilgili hangi sıkıntıları var? Ne şekilde yardımcı oluruz? Bu şekilde sorunlara değinilse, yani bu şekilde sağ çalışmaların faydalı olacağına inanıyorum ben. Bir de abicim bakın, mesela ben biz yaz geçen yaz nemli biçildi ayçiçekleri. Yağmur hava şartlarında falan. Yani Trakya Birlik veya Tarım Kredi, yani bunlar birlikler kendileri çözmesi lazım. Mesela ben veya birkaç veya birçok komşum nemli ayçiçeği getirdi. O günkü şartlarda diyelim ki Tarım Kredi veya Trakya Birlik işte çelik suluya alım yapacak. Veya herhangi bir kendi konumundaki o andaki deposuna koyacak. Nemli koymaması gerekiyor. Ama bunu sen kendi içinde çözeceksin abicim. Yani Edirne'ye mi alacaksın? Ekstradan bir silo mu yapacaksın? O gün mü işleyeceksin? Ben bunu almışım buraya. Veya günü koyacağım, bugün getireceğim. Ben getirmişim. Yani ben komşumdan araba almışım. İşte şu kadar dönüm tarla biçmişim. Yani içeride vereceği bekletemezsin. Komşunu bekletemezsin. Sen ürününü verip borcunu ödemeye çalışıyorsun zaten. Yani bu şekilde çiftçi zar zor üretecek. Gelecek ürününü borcunu vermeye çalışır halde borcunu ödeyemeyecek. Bu sefer ne oluyor? Bakın şeker pancarında devlet, yani yanlış uygulanan politikadan dolayı hiç kimse artık şeker pancarı ekmiyor. Şöyle pancar ekiyorum değil mi? Yok, ekilmiyor yani. Bu ve buna benzer birçok sıkıntılar var. Ekilmek için uğraşıldı. Fabrika müdürü geldi falan, onu biliyorum bölgede de. Ama herhalde ektiremedi, olmadı yani. Kota olduğu için şartlar artmış. Pancar 100 lira. Yani küspe 160 lira olunca mikrofon olunca, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Fazla yormayın. Yok tabii. Arkadaşlarımız var. Ben iyi akşamlar diyorum. Ben Okan Gönül. Tarım, hayvancılık ve ufak tefek ticaretle uğraşıyorum. Güzel. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ben şunu Tarım Bakanımıza ve Enerji Bakanımıza seslenmek istiyorum buradan. Evet. Gemiye ucuz mazot verebiliyor. Neden tarıma veremiyor? Çiftçiye niye veremiyor? Veya atıyorum bir kamyoncuya niye veremiyor? Atıyorum veya bir taksiciye. Veya bir içeride verciye. Onlara niye veremiyor? Hep bu sıkıntılar var. Bunlar dile geliyor. Ya biz de bu Türkiye'nin vatandaşıyız. Biz de vergi veriyoruz. Onlar da vergi veriyor. Vermesini istiyorum. Bir ikincisi, buğday sezonu, 2014 buğday sezonunda ofisler buğday fiyatı açıklayamadı. Buğdaylar biçiliyor. Gene Tarım Bakanımıza buradan sesleniyorum. Buğdaylar biçiliyor. Ofis tarım buğday fiyatı açıklayamıyor. Tarım Bakanımız açıklama yapıyor televizyonda. İşte biz diyor açıklama yaptık falan, ama sen Adana'daki buğdayın fiyatının açıklamasını yaptın. Tekirdağ'daki buğdayın fiyatının açıklamasını yapmadın ki. Geçen yıl ofis burada alım yapmadı. Sıkıntı yaşadı. Geçen alım yapmadı. Tabii ki geçen sene. Bundan dolayı insanlarımız zarar gördü. Evet. Tüccarın eline kalıyorsun tabii ki. Demince arkadaşımızın söylediği gibi pancar. Pancar Mehmet abimiz senelerce ekti. Evet. Şimdi koto koyuyorlar. Oraya ekme, buraya ek. Yok dere boyuna ekme, çataya ek. Oraya ekme, bunu yap. Çok pancar çıktı, almam. Az pancar çıktı, ceza keserim. Evet. Bunları yaptılar yani zamanında. Şimdi insanlar da ekmiyor tabii ki. Tabii. Trakya'daki ekim yani 8-10 sene önce 50 bin dekar falandı. Şu anda yani çok ciddi rakamlar düştü. Şu an fabrika kapandı. Şuradaki çıkan pancarın veya küspenin adı var. Hesabı yoktu yani. Evet. Biz burada 3 ay pancar çekiyorduk. Ben hem nakliyecilik yapıyorum. Ama şu an hiç kimse ekmiyor. Köyde hiç çeken yok şu an değil mi? Şu an yok. Bu sene yok. Geçen sene vardı. Bir kişi. Hayvanlarına ekiyor. Hayvanlarına kendine ekiyor. Artık yok abi. Bıktırdılar yani insanlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Mehmet abi hoş geldin. İyi akşamlar. Ben Banarlı çiftçilerinden Mehmet Kurnaz. Soyadın gibi Kurnaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Efendim bizi böyle yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bize teşekkür ederiz Mehmet abi. Ben de toprağım az olması dolayıyla kirala biraz yer ekiyorum. Evet. Bugüne kadar 30 ile 50 dönüm arasında pancar ekiyordum. 650 tane aşağı yukarı işçim oluyordu. Çapa kazma, yani ben ülkeme hizmet ediyorum biliyordum kendimi. 650 tane insana iş, istimsam yağı atıyordum. Bunları pancarımı taşıma kamyoncu geliyordu. Kamyonun lastiği patlıyor, lastikçi tamir. Evet. Bunu severek yapıyordum ama 2 yıl oldu bıraktım. Bıraktın, sen neden bıraktım? 8 kuruş pancarın kilosu 80 kuruş değil. Hanımla gittik otlu yeri kazmaya bir gün. Hanım dedi malum sıcak havada kazılıyor. Mehmet dedi be yandık, alsana bir kutu kola. Gittim bakkala kutu kolayı alma. 30 kilo pancar kutu kolayı ödemiyor. Almadan gittim efendim hanımın yanına.
Hanım dedi Mehmet 50 dekar eksen ne olacak? Bir kutu kolayı bile alamayan pancarda. Pancarla pancarcılığı bırakmaya sebep oldu. Başta bu pancarın köküne dedi yani. Sen olsan ne yaparsın? Karı gitti anasına, o gidiş geri de gelmiyor. Ya 53 yaşında bekar da kaldık pancardan dolayı efendim. Pancardan dolayı. Ben bıraktım zaten, fabrikada kapandı. Kapandı. Birliklere gelince evet. Bütün birliklerde mesela Trakya Birliği üyeyim ben. Ay gübre alıyoruz. Bir de yakın komşu köyümüzde ufak bir tüccar var. Senede en çok satsın 100 ton gübre. Süleyman Hoca diye bir abi. Evet. Onda gübre 400 lira. Bizim birlik 100 bin ton satıyor. Onda 450 lira. Birlik mi çok satıyor, ucuz olması lazım. Süleyman Hoca da daha ucuz. Böyle bir şey var mı ya? Hangi ülke, dünyanın hangi ülkesinde böyle bir şey görmüş? Pancar üretiyoruz, çok ürettin ceza veriyor. Baka baka. Az üretiyen tekrar ceza. Biz de şaşırdık. Ne yapacağımızı efendim? Evet. Böyle bir bu ideye Tarım Bakanımız ilgilenmiyor. İnşallah bu sefer değişecek. Onun milletvekilliği dolmuş. Belki daha hayırlısı o Yusuf Ziya Gökalp gibi birisini bekliyoruz Allah izin verirse. İnşallah. Biz ülkemiz için mücadele ediyoruz. Biz üretiyoruz. Ceza veriyorlar bize. Bu ideyimizi götürüyoruz, almıyor. Hı. Neymiş efendim? Tine bu idey az. İşte bunun ununu beğenmedik. Yok bilmem ne. Tina'dan anam bir ekmek yaptı, Allah inandırsın başbakanımız yese, bir de kuru fasulye yapsa naneli, tabağa deler tabağa, o kadar güzel olur. Biz çok vereni üretmeye çalışıyoruz. Bırak desteği ana parayı alalım, biz ona da razıyız, destek testimiz. Biz versin de ana paramızı bizim, malımızı da o fes alsın. Gidiyoruz ayçiçek makinesi almaya, normalde makine 10 lira. Devlet başladı destek vermeye, makineyi fabrikası çıkardı 12,5 liraya. Bize direkt zam geldi yani. Direkt zam geldi. Makine çıktı 12,5 liraya. Bizim bir karımız yok ki, bize vermesin 10 liradan makineyi biz alalım. Bu ideyimizi de alsın ofis. Devletin kanunlarına Trakya'da herkes uyuyor. Biz bu ülke için ne zarar yaptık? Millet İstanbul'da almış bir bidon benzin yakıyor otobüsleri. Sen hiç duydun mu Trakya'da benzin bidonuna gezen? Otobüs yakan. Evet. Biz burada çalışıyoruz, hiç ülkemize zarar vermesin. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Üretiyoruz. Ceza kesiyorlar. Bizim suçumuz ne ya? Trakyalı olmak mı? Nüfus kağıdını mı değiştireceğiz yani illaki? Ha. Böyle bir şey var mı? Sen şey ekiyordun yani, yem bitleri falan yem ekiyor musun? Ekiyorum. Mısır ekiyorum. Satıyor musun? Ayçiçeği. Mısırımızı işte sizin sayenizde bazı kuruluşlara, şahıslara, çiftliklere vermeye çalışıyoruz. Bölgede hayvancılığı nasıl görüyorsun? Artıyor mu, azalıyor mu? Arkadaşlar her gün azalıyor. Yani millet tek çaresi hayvancılıktı zaten. Buğdaydan, ayçiçeğinden para kazanamaz oldu. Bir iki ineği olmasa geçinemeyecek. Onu da bir yanlış politikadan dolayı herkes bırakmaya başladı. Anladım. Benden bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hepinize sağ olun. Ağzına sağlık. Yağız, al bakalım Yağız. Sen ne yapmaya geldin buraya? Bir şey yapmaya değil. Geçti. Hepinize iyi akşamlar. Mahallemize geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ben Banarlı Mahallesi'nden Serdal Öz. İrfan Bey'le aşağı yukarı 5-6 yıllık bir abilik yapıyor bana. Yani ekim olsun, dikim olsun. İrfan Bey'den tez alıyoruz. Ben ayrıca devletin açmış olduğu genç çiftçi kursuna katılıp Aydın Söke'de Genç Çiftçi Okulu'nda 2 ay genç çiftçi kursu gördüm. Yani şöyle söyleyeyim, belgeli tek çiftçi benim şu an burada. Çok iyi. Adam. Ve Trakya'da biz 3 kişiyiz desem yalan olmaz. 2 tane de Edirne'de arkadaşım var. Bir tanesi buradan Suat Ceylan ve Şafak Demirtaş diye bir arkadaşımız var. 3 kişi gittiniz yani. Kursa. Biz 3 kişi gittik Trakya'dan. Ne kadar sürdü bu eğitim? Eğitimimiz 60 gün sürdü. Oo, bayağımış. 60 gün sürdü. Eğitimde ilk başta arıcılık, ondan sonra hayvancılık, ondan sonra en son yani bir haftayı çiftçiliğe ayırmışlar. Yani orası Türkiye'nin en eski ziraat okulu. Evet. En eski ziraat okulu ve çok iyi bir okul, çok seviyeli okul, çok kişi yetişen okul. Memnun muydun yani, eğitim faydalı oldu mu sana? Biz eğitimlerden memnunduk, gösterilenlerden. Faydalı oldu mu sana? Faydalı oldu. Şu şekil, orada daha değişik ekim tipleri gördük. Bu böyleymiş dediğin şey oldu mu?
Biz de onları denemeye başladık. Bu yıl o şekilde ektik. Bakalım mahsulü biçebilirsek. Ha, bu yılları ha. Bu yıl, ilk defa ekimini yaptık. Ha, ilk defa yeni. Evet, Aralık'ta ekim yaptık. Yani kök boğaz hastalığı olsun, diğer hastalıklardan koruma amaçlı orada. 24 santim ektiniz şimdi, nasıl yaptınız? Arada yok. 24 santim oldu, tabii. 22 santim oldu. 25 santim aralık bıraktık ekimleri de. Bizim yani orada bize... Farklı başka bir şey ne gösterdi orada? Farklı orada yani çiftçilik ve hayvancılık üzerineydi. Yani yok senin yaptığın tarımdan burada farklı olan onların gösterdiği sıradakine başka bizde farklı bir şey yoktu. 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 Genelde onlar orada hayvancılık da olduğuna... Hayvancı kaldı. Evet. Hayvan üzerine bütün hepsini ekimleri falan yapıyorlar. Aynen. Biz de işte burada onları öğrendiğimizi yavaş yavaş uygulamaya başlıyoruz. Hadi şimdi hayvancılıkta farklı bir şey var mı? Hayvancılıkta onlar hastalıklardan ağrı bölgeler yapıyorlar. Bir de kardeşlermiş. Ağrı bölge. Evet. Hayvancılıktan ağrı bölge onlar. Ha. Hayvancılığı onlar bir yere toplamışlar. Hı. Bir de okul olduğuna mıdır? Hı. Nedense artık yani çok güzel hayvanları var. Hı. Biz de hayvancılık yapalım dedik. Hı. İşte abilerimizin dediği gibi dediler ki hayvancılık yapacağınız o zaman gelin dediler süt birliği biz hayvan veriyoruz. Bana dediler sen babalı çocuksun sana yok. Vermediler mi? Vermediler. Baban kefil alsaydı olmaz mı? Baban sağlam adam. Babam kefil olmuyor bana. Olmuyor mu? Kendi hayatına dursun diye bakıyor. Kendi ayakları öyle üstünde mi dursun diye bakıyor. Hesap on mu? Köyde yani mahallemizde ben bir de bir arkadaşımız daha var. Bizden başka genç çiftçi yok. Yok mu? Yok. 450 tane burası. Yani iki abi. Genç nesil bütün hepsi şehre kaçtı. Şehre kaçtı. Ya bizim yaşıtlarımızı öğretmen. İşte her yerde her meslekte bir arkadaşımız var. Asker arkadaşımız olsun, şehir olsun. Hı. Ama biz çiftçiliği tercih ettik, hayvancılığı tercih ettik. Bakalım kısmet olursa. İnşallah. Şey yaparsa. Var mı başka konuşmayan? Abi. Tamam. Arkadaş konuşalım. Bağımsız milletvekili adayımız var. Öyle mi? Tamam. Mehmet Bey buyurun. Evet Mehmet'im anlat bakalım. Nasıl duruyor Mehmet? Anlat bakalım. Oyları sana mı atacağız? Oyları sana vereceğiz değil mi? Hangi parti? En sondaki mi? Ayçiçeği ekeceğiz. Buğday var mı buğday? Buğday da var. Kaç dekar var buğday? 40 dekar mı? İnek var, dana var. Var. Tamam. Mısır ekiyor mısır? Oo mısır da var. Oo maşallah tamam. Bu sene mikrofonu versene bana. Bu sene şeyleri ölmedi ben de. Buyurun Nazım Bey. Tarım İl Müdürlüğü'nde bu sene ÇSK belgesi almaya gittiğimizde yeni bir uygulamayla karşılaştık. Öyle mi? Bütün yerlerimizin tamamı şeydeki sulanan arazilerimizdeki tamamı kuru olaraktan yazılmış. Oradaki memura ikinci defada götürüp de bunları düzeltmesini istediğimizde buğday tarlalarına borularının dizilmesini Tarım İl Müdürlüğü'nden de sularken görüleceğini söylediler. Öyle beyan ettiler. Hayda. Sulu tarım Trakya'da bitmiş oldu. Mehmet Kurnaz tabii zannediyorum burada. Ben de gittim. Esasında evet Mehmet Kurnaz'ın da aynı sıkıntılar oldu. Geçmiş telefona mikrofon koysa daha iyi olur ama geçmiş zamanda olmuştu ama beyana bakıyordu yani şey değildi. Efendim dere boyunda tarlalarımız var. Biz burayı zaten ikinciye ekmesek fi ekiyoruz, bezelye ekiyoruz. Evet. Yerine ikinci mahsul ekelim de gittik Tarım İl Müdürlüğü'ne. Memurun kafası dumanlı herhalde. Akşamları da bilet satıyor zaten bir tanesi. Milli piyango bileti. Adam yorgunluktan bizim dosyaya bakamamış. 28 dekar tarlaya 8 dekar. 8 dekar yazıyor. İyi ki gördük, itiraz ediyoruz, düzelttiriyor. Tarlanın aynı bizim tarlalarımız küçük zaten. 3'er dekar satın almışık. 384 parsel, 385 parsel, 386. İkisine sulu, bir tanesine kuru. Diyoruz ki efendim ya bunların tamamı kuru olsun yok boruları görecekmiş. Babamın gözleri görmeye yükledim su motorunu sırtına. Hı. Otur dedim tarlanın başında ille görecekmiş. Anama da boruları. Hanım da alıcıyı götürüyor. Neymiş efendim sulu tarım yapıyor. Böyle bir şey var mı? Geldi mi alın geri?
Hanım kaçmıştı, geri geldi mi adam? Geldi. Geldi boruları taşıma. Tamam, mecbur geldi. Uru bağlamadık. 200 ton buğday satıyoruz, hanıma bir kat uru bağlamadık. Böyle var mı ya? Dünyanın hangi ülkesinde? Evet. Hem bizimkiler ucuza giyiniyor, ölülük üstte giyinmiyor. Çalış çalış tarım kredi ödemiyor, öz hale geldik. Trakya Birliği ödeyemez hale geldik. Evet. Çalış, sadece çalış. Efendim Bey, ben Trakya Birliği hakkında... Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Tekrar merhaba, ben Ruhi Öz, Banarlı köy çiftçilerinden. Şimdi ben bu mevcut kurumda 18 yıl çalıştım. Yani öyle kurumu mi? Çok iyi tanıyorum, evet. Yani kurumda hem çalışan ve hem çiftçi olarak sıkıntılarımızı dile getirmeye çalıştık tabii, ama çalışan olduğumuz için fazla bizi dinleyen olmadı. Şimdi kampanya dönemi geliyor. Ayçiçek yağ fiyatları %20'ye tekabül eden rakamlarda bilinçli şekilde aşağıya çekiliyor. Neden? Çiftçinin ürünü yükselmesin. Ayçiçek fiyatları yükselmesin. Kampanya bitiyor. Kampanyadan sonra, 2 ay sonra tekrar aynı fiyatların üzerine çıkılıyor. Evet. Şimdi burada çiftçinin malını bizim seçmiş olduğumuz yöneticiler daha ucuza nasıl kapabiliriz? Onun çabası içinde oluyorlar. Ucuza aldıkları ürünü tabii enflasyon babında yağ fiyatlarını zam yaparak aradaki açığı kapatıyor. Evet. Ama yani onların da mesela kurumda bundan işte birkaç yıl önce norm kadroya dönüldü. Ama siyasilerin geçiş noktası olduğu için Trakya Birlik herkes yakınlarını alıyor tabii. Aldı, evet. Böyle olduktan sonra ne yapacak? Kâr etmesi lazım. Kâr etmesi için de olan çiftçiye oluyor. Çiftçiye yükleniliyor yani. Anladım. Yani 40 bin düştü. 80-85 bin ortak sayısından. Kurumda şu an ortak sayısı 40 bine düştü. 40 bin yani. 40 bin daha da altına herhalde iniyor. 40 bin ortağı var yani. Yani maalesef. İrfan Bey, biz bir de arazi toplaşması istiyoruz. Benim 160 dekar tarlam var, 39 parça. Ben devletten aldığım destek sadece yollarda harcıyorum bu mazotu. 39 bunu, parça. Hükümet de yetkilerinden, tarım herhalde bakanından... Herhalde Nazım abi kaç işle başladı şey ama... Uygulama var ama şu anda da çalışmıyor. Çalışma yani yok, durum devam ediyor mu, ihale verildi mi bilmiyorum. Kaç işle vardı yalnız. Karayi yok. Feradan'da başladı gölet çalışmalar, borular gelecekmiş, onların yerlerini istemişler. Ha. Ama yani toplulaştırma ile ilgili herhangi bir çalışma yok. Yok, toplulaştırma kaşıtı başladı değil mi? Başlamadı ha. Bizim de burası Bıyık Ali Gölet'inde bir çalışma olacak mı zannediyorum. Tamam. Burada bir çalışma olacak zannediyorum. İşte kanalların yerine borulu sisteme geçilecek yer altından. Öyle mi? Kapalı sisteme. Bıyık Ali'ye geçecek. Evet, daha iyi olacak da. İnşallah. Bizim burada biz daha önce bahçecilik yapmak istedik. Birkaç yıl yaptık. 4-5 yıl bir bahçecilik yaptık. Hı. Kendimize bir kamyonet edindik. Hı. İyi kötü gene de bir şeyler çıkartıyorduk yani. Ya. Burada işte yol kenarlarına falan çıkıyorduk. Fakat o kamyonetik bizim kullanmamamız için bir sürü seçenekler oldu. Bir sürü zorluklar oldu. Maliyeden bile geldiler kamyonete kendi yükünü dahi yüklemememiz için bizden imza istediler. Sebebini sorduk. Dediler eğer ki yükleyeceksen ticari olması gerekiyor. Biz sadece kendimize kullandığımız bir aracı, ususi kullandığımız aracı. Hepsini istiyorlar. K belgesi. Evet, K belgesini de istiyor. Kendi malını da olsa. Ruhsata ticari gelecek. Yani ürettiğim malını da araca koyup mesela. Eskiden onlar ÇKS ile çözülüyor. Şimdi çözülmüyor mu? Pazara gittik. Yok, çözülmüyor. Pazara gittik. Pazardan hayvan aldık. Hayvanları getiremedik. Hayvanlar için tekrar kamyonet tuttuk. Bu sefer biz de kamyoneti sattık tabii. Yani, pazarcılığı da bıraktık. Pazarcı bırakmış olduk. Hepsini bırakmış olduk. Şimdi buyurun. İrfan abi, ben bir konuya daha değineceğim burada. Buyurun. Şimdi devletin bize verdiği buğday ve ayçiçek desteklemelerinden nasıl anlatayım? Bunlar bir kilo başına, pardon dekar başına bir barem belirliyor. Evet. Atıyorum diyor ki Nazım Öz sen diyor bu sene buğdayından 550 kilogram üzerinden destek alacaksın. Evet. Ama Nazım Öz 600 kilo buğday biçmiş. Evet. Bunun faturalandırmış. Bunu alamıyor. Bir de şu var. Bunu neye göre belirliyor ki? Benim şimdi bir tarlam var. Tarla 3 tapudan oluşmakta ama yan yana. Evet. Bakıyorum ki 1080 parsele vermiş 520 kilo. 1081 parsele vermiş 580 kilo. 1082 parsele vermiş 550 kilo. Evet. Bu neye göre belirleniyor ki?
Yani, en son onu uydu sistemi yaptılar ama çok başarılı olmadı herhalde. Öyle bir, sıfır, sıfır. Yani pilot bölge Tekirdağ seçti, onu biliyorum, evet, yani. Onu biliyorum. Sıfır. Evet, konu bu yani. Evet. Şimdi hepinize teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok güzel sohbet oldu. Ah kalem be, adamsın bak. Finali bu yaptı işte bak adam. Adam ah kalem bak senden nasıl. Bak gördün mü? Adam bu işte bak. Gönlü büyük zengin adamın. Hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz teşekkür İnşallah ederiz. Yeniden yaparız. Bir gün yeniden ayarlarız. Daha erken vakitte geliriz. Daha sıcak. Üşütük hepinizi. Gelemeyen, görüşünü bildiremeyen komşularımız, arkadaşlarımız var. Bu programlar yani en azından bir iki defa daha burada olursa. İnşallah, inşallah yapacağız. Böyle bir çiftçiyle şeyimiz var. Evet. Biz inşallah çiftçiye teşekkür ediyoruz. Bizim köylümüze, bizim insanımıza böyle bir destek verdi, fırsat verdiği için. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.